Bir şey söyleyemeyeceğim. Tamam, söyledi zaten, söyledi. Ayrıca Hazal çok güzel roman evet. oynuyor. Acayip derecede. Ama şu anda burada mini olmadığı için. Ama... Burada olduğu olmadığı için oynatamıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Hazal'cığım. Buyurun. Buyurdum, teşekkür ettim sana. Hoşça kalın Hazal'cığım. Güle güle. Hoşça kalın. Hadi güle güle. Evet. Çok mutlu olabildim bir anda böyle. Şimdi biz Özlem Hanım'la konuştuk, yengenle konuştuk. Gerçi soracağımız sorular vardı seninle ilgili ama ben onu sana soracağım. Bu arada 0212 556 88 70 canlı yayın telefon numaramız. 0212 556 88 70. TRK yazıyorsunuz. Bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazıp 3370'e gönderiyorsunuz efendim. 4 SMS 8 kontör. Bitti, bu kadar. Bu kadar. Gönderin. Yok. Allah Allah. Bu bitti. Kontrol bedava. Alo. Alo. İyi günler efendim. İyi günler, merhaba. Merhaba efendim, nasılsınız benim efendim? Benim menajerim. Teşekkür ederim, çok mantıklı. Ben farkındaysan öyle oturaklı, öyle düzgün bir ses duydum ki birden değişiverdim. siz efendim Eylem Hanım'ın menajerisiniz herhalde. Evet. Takip edebiliyor musunuz bizi, seyredebiliyor musunuz efendim? Takip ediyorum, bölük bölçük seyrediyorum. Netten tam kesinti alamıyoruz aslında ama elimizden geldiğince seyretmeye çalışıyorum Erdem. Ve bu arada programın çok güzel akışı gidiyor. Çok böyle heyecanlı, zevkli, güzel gidiyor yani programın. Sağ olun efendim, öyle olmaya çalışıyoruz. Bu arada da Eylemciğim merhaba. Merhaba canım benim. Çok güzel övgüyle bahsettin valla, var ya, helal olsun sana. Eylem'i ben size Erdem Bey kısaca bir tarif edeyim mi? Edin efendim, ben görüyorum gerçi ama. Değil mi? Onun heyecanlı, böyle sevinçli, sevgi dolu. Buyurun. Ne oldu? Ses gitti. Sevgi dolu dedi. Aman sayın menajerimiz, ismi neydi? Gökşen. Gökşen Hanım. Gökşen Hanım yapmayın. Ya. Amanın Gökşen Hanım... Öyle güzel, düştü öyle ama güzel anlatıyordu ki biz tekrar kendisinden bir telefon bekliyoruz. Arasın, Gökşen Hanım'la konuşacağız ve ona soracağımız seninle ilgili çok önemli sorular var. Şimdi bize mesajlarımız var. Heh. Efendim, şimdi sevgili Erdem, programını zevkle ve keyifle izliyorum. Sana başarılar diliyorum. Konuk sanatçınıza sorum. Şu yarışmada eşinizi çok eleştirdi. Özellikle Şenay Düdek eşinizle ilgili çok eleştirilerde bulundu. Bunun altında yatan sebepleri merak ediyoruz diye mesaj atmışlar. Yani Şenay Düdek sizin eşinizi çok eleştirmiş. Ben tabii kaçırdığım noktalar olabilir ama şu anda canlı yayınımızda. Belki seyrediyorlardır, belki seyretmiyorlardır. Seyretmiyorlarsa bir iletilir diye düşünüyorum. Neden? Telefon mu var? Peki, biraz sonra soracağız. Tamam. Alo. Erdem'e ben hattan düştüm, tekrar merhaba. Niye düştünüz efendim? Tarafınıza bir şey olmadı değil mi efendim düşünce? Yok, olmuyor. Ha, aman olmasın. Aman, geçmiş olsun, kurtardık. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz Eylem'i tarif edecektiniz efendim. Eylem heyecanlı, sevinçli, minnettarlı, böyle sevgi dolu bir kardeşimiz ve bu duyguyu bana her gün yaşatıyor burada. Burada sizin aracılığınızla ben ona kocaman teşekkür etmek istiyorum. Peki. Ve ömrü hep böyle güzel geçsin. Onun için inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel planlarımız var. Neler efendim mesela, neler? Bu planları öğrenmek istiyoruz. Efendim kendileri ben söyleyeyim. Single'ımı far organizasyondan çıkarıyoruz. Gökşen Hanımlar yapıyor. Her şeyimi üstlendiler yani. Her şeyi üstlendiler. Sponsorum. Yani yarışmadaki jürinin üstlenmediğini siz mi üstlendiniz efendim? Evet. Açıkçası hayır tabii ki. Evet. Evet diyor ama bakın, olmuyor. Evet diyor bak. Biz tabii alçak gönüllülük yapıyor kendisi. Elimizden o kadarı gelir mi bilmiyorum ama kendi gücümüz, kendi imkanlarımız çerçevesinde Eylem zaten bizim bir kardeşimiz. Dediğiniz gibi bir yola baş koyduk, bir yürek birliği yaptık. Elbette güzel şeyler çıkarmayı hedefliyoruz ve çalışıyoruz. Haddiniz Sekiye ve Şenay Düdük'e gelince inşallah onlar da beklentimizin bir cevabını vereceklerdir. Belki günün yoğunluğuna bağışlıyorum ben yine. Ama biz onlardan hala bir şeyler bekliyoruz, hala ümitliyiz. Bizim çabamız, bizim yüreğimiz, bizim gücümüz ve onların gücüyle birlikte Eylem'i inşallah güzel yerlere getireceğiz. Ve sizler de böyle sürekli konuk alacaksınız. İnşallah. Gökşen Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Siz şu anda Eylem Hanım'ın bir anlamda menajerisiniz. Belki prodüktör, yapımcı da diyebiliriz. Evet. Nasıl oldu sizin kendisiyle bir diyalog kurmanız, bir araya gelmeniz nasıl oldu? Eylem'le ilk şöyle oldu. Bizim biliyorsunuz bir organizasyon firması ilk Kütahya Festivali'nde bir solist kardeşimiz lazımdı. Bunun aracılığıyla yine bir solist kardeşimiz Eylem'i bize tanıştırdı, pasladı ve oradan başladı bir diyalogumuz. Ondan sonra da zaten Eylem'e bir alışan bir daha da kopamıyor. Öyle mi? Biz de çok sıcak kaldık. Onun akışının çerçevesinde işte festivallerde olsun, bayi toplantılarında olsun, özel günlerimizde artık Eylem'e daha bir öncelik veriyoruz ve Eylem'i sahneye almaya çalışıyoruz. Gökşen Hanım. Buyurun. Ben sizden
bir şey rica edeceğim. Sizinle buyurun. Olan telefon bağlantımızı biz devam ettirmek istiyoruz. Sizinle konuşmak istiyoruz. Mutlaka söyleyeceğiniz pek çok şey var ama biliyorsunuz reklam vakti geldiğinde geçirmemek lazım. Tabii. Kimseyi üzmemek, kızdırmamak lazım. Elbette. Bir kısa reklam arası verelim. Elbette. Kısa bir reklam arasından sonra bir de klibimiz gelsin. Sizle biz tekrar telefon bağlantısı yapacağız efendim. Tabii ki, çok mutlu tabii olacağız. Ki. Amanın bizi arayın tekrar. Tabii ki. Önce reklamlar efendim. Hemen ardından Erkan Gönül Yarası. Sonrasında ise Hırsız Polis dizisinin sevilen müziği imkansız burada. Sonrasında da biz buradayız efendim. Ayrılmayın. Mükemmel üretim, mükemmel montaj. Bir pencereye de, bin pencereye de eşit hizmet. Pencerenizin terzisi biziz. Deltapen.com.tr Aradığım tüm malları tüm nokta bulabiliyorum. Koli olarak satılan ürünlerden istediğim kadar satın alabiliyorum. Tüm kartımı gösteriyorum. İstersem kredi kartımla ödüyorum. Tüm baktan alışveriş yapıyorum. Çünkü en avantajlı fiyatlar burada. Alırken kazanıyorum. Temizlik malzemelerinden gıdaya, kişisel bakım ürünlerinden içecek çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle Tümbak'a gelin, sadece satarken değil, alırken de kazanın. Tümbak, bakkal ve esnafın alışveriş merkezi. Stüdyo A, her hafta birbirinden farklı konuları ele alarak toplumsal konulara değinmeye devam ediyor. Bu hafta Fethi Akar'la Stüdyo A'da dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ele alınıyor. Son yılların en hızlı yayılan hastalıklarından biri olan obezite, 1990'lı yıllardan bu yana çok sayıda kişiyi etkisi altına aldı, çok sayıda kişiyi de tehdit ediyor. Birçok ülkede acil durum çağrısı yapılan obezite tüm yönleriyle Fethi Akar'la Stüdyo A'da. Nedir obezite? Hastalıkla mücadelede neler yapılmalı? Kelepçe taktırmak ve balon yerleştirmek doğru mu? Fethi Akar soracak, Doçent Doktor Rıza Kutaniş, hastalar ve konunun uzmanları yanıtlayacak. Stüdyo A bugün 20.10'da Türk TV'de. Haberiniz var mı? Hastalıkların pek çoğu ruh sağlığımızın bozulmasından kaynaklanıyor. Peki bu denli önemli olan ruh sağlığınıza siz ne kadar özen gösteriyorsunuz? Berda Özdiktaş'ın sunduğu ve Profesör Doktor Ertan Tezcan'ın sürekli konuk olduğu ruh sağlığı programı ruh sağlığımızı bozan faktörleri masaya yatırıyor. Canlı yayında izleyicilerin pek çok derdine deva oluyor. Ruh Sağlığı bugün 22'de Türk TV'de. Karadeniz evladı, kemençe üstadı Yusuf Cemal Keskin, Kemençenin Sesi programında Karadenizli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İzleyicilerimizin de SMS ve telefonla canlı bağlanabildiği Kemençenin Sesi'ne bu hafta İlknur Yakupoğlu konuk oluyor. Kemençenin Sesi, Salı 20.10'da Türk TV'de. We'll be right back.
geçen bu ilk sabahı. Gittin o an durur aklımda, henüz 10 saat olmadı daha. Odam sıcak yine de üşüyorum, ne anlamı var sen olmayınca. Gözüm kapıda dönersin diye, dönüp affettim dersin diye. Allah'ım duy dualarımı, bırakma onsuz beni bir daha. Gecenin en siyahında umudun bittiği yerdeyim. Gecenin en siyahında umudun bittiği yerdeyim. Köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat, gölgeler içindeyim. Köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat, gölgeler içindeyim. Senin imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Senin imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Thank you.
çemberin en dışında, en çıkmaz sokaktayım, çemberin en dışında. En çıkmaz sokaktayım. Çığlık atsam sessiz, sussam yine çaresiz, gölgeler içindeyim. Çığlık atsam sessiz, sussam yine çaresiz, gölgeler içinde. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Efendim saatimiz 15.10'u gösteriyor. Zaman yine her zamanki gibi su gibi akıp geçiyor. Biz de programımızda tüm neşemizle, eğlencemizle konuğumuz Eylem'le devam ediyoruz. O ben oluyorum. Evet, o sen oluyorsun. Benim. Ben de ben oluyorum. Seyircilerimiz de ekranın karşısında oluyorlar. Evet. Her şey güzel. Çaylar, kahveler yudumlanıyor ve bu program büyük bir dikkatle seyrediliyor. Buna eminiz. İzlemeye devam edin. Evet, edin. Şimdi gelen mesajlarımız vardı. Bu arada mesajlar yığıldı. Ben onları okuyorum zaten. Sen evet. Okuyorsun. Ben de hangisini okuyacağımı şaşırdım. Ama şu gelen SMS mesajını özellikle demin telefon geldiği için, menajeriniz aradığı için cevap alamamıştık. Bir kez daha tekrar ederek sormak istiyorum. Sevgili Erdem, programını zevkle ve keyifle izliyorum. Sana başarılar diliyorum. Konuk sanatçınıza sorum. Şu yarışmada eşinizi çok eleştirdi. Aynen yazdığı gibi okuyorum. Özellikle Şenay Düdek eşinizi çok eleştirdi. Neden bu kadar? Bir sebep mi vardı altında? Niye bu kadar eleştirdi eşinizi diye bir soru gelmiş. Sizin takip ben eden bir seyircinizden. Ben şöyle diyeyim. Hani bir dilek tut isminden de anlaşıldığı gibi dilek tuttuk. Ben dedim ki eşimle kardeşime iş. Hani neden eşinle kardeşine? Neden başka bir şey değil? Neden İnanmadılar başka bir şey? Mı? Yani inandılar ama sonuçta ben illa birinin ölmesi mi ya da birinin çok büyük bir hastalığı olması gerekiyor mu yani? Öyle bir şey mi dilemem gerekiyordu? İşte benim çok büyük bir hastam var, onun için katılmak istiyorum mu demeliydim yani. Yani doğru ve sonuçta, dürüst konuşmakla evet, yarar var. Beni seçerken kendileri seçtiler, seçmeselerdi. Aynen bu şekilde söyledim. Yani pişmanlık değil ama benimkisi çok sinirimi bozdu yarışma benim. Psikolojimi bozdu daha doğrusu. Seyircinin de merakını çekmiş. Niye bu kadar eşinize yükleniliyor o yarışmada diye ismi de ama vermişler. Yani sonuçta onların seçtiği peki bir yarışma. Peki eşinize nasıl bir yüklenme oldu orada? Yani eşin senin git, bu yarışmaya nasıl izin veriyor mu dendi katılmana? Yani, öyle bir eleştiri miydi? Neden sen onun için katılıyorsun? Neden kendisi katılmadı dendi? Yani sonuçta bir ses yarışması yani. Gene bu. Sesle ilgili ama dileklerimiz vardı. Hepimizin dileği vardı. İşte bir arkadaşımızın gözleri görmüyordu, gözlerini açtırmak için. Birinin çok küçük bir barakada yaşıyordu. 3 metrekare gibi bir yerde. 6 kişi yaşıyorlardı. 3 metrekare. Evet. Ama sese ait hiçbir şey yoktu. Yoktu. Hemen devam edeceğiz. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben bu sesi pek yabancı gelmedi bana. Emir Can'ım. Evet. Nasılsın? Sağ olun. İyiyim. Şu anda ben hemen belirtmek istiyorum. Hattımızda sevgili Eylem'in Bir Dilek Tut yarışmasındaki yorumcu, sanatçı, partneri Emir Kan var hattımızda. Koçum. 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 Nasılsın Eylem? İyiyim. Çok sevindim böyle sesini duyunca. Ne demek? Ne demek? Ben de senin sesini duyunca çok seviniyorum. Hatta unutmuşuz senin sesini. Oğlum hep görüşürüz. Artık bütün Türkiye senin sesini daha iyi tanıyacak herhalde bu saatten sonra. İnşallah. Ama Amerika'nın sesi de tabii bu arada çok muhteşem. Güzel. Bütün Türkiye beğeniyor bu sesi. Muhteşem bir ses. Şimdi ben hemen şunu rica edeceğim. Sohbet edeceğiz ama ben şimdi siz bir yarışmada sizin koçunuz oldu. Evet. Böyle bir birlikte çıktınız. Hala devam ediyor. Ben önce zaten koçum benim diye hemen açılışı yaptım. Evet. Şimdi partneri ve koçu diyelim artık hani. Evet. Siz bu yarışmada birlikte yarıştığınız, birlikte çıktığınız için seyirciler sizi birlikte de görmeye alıştı yarışma anlamında, birlikte şarkı söyleme anlamında. Bir şey rica edeceğim. Birlikte bir şey söyler misiniz? Bizim inanın o kadar güzel bir ses sistemimiz var ki telefonda söylediğiniz zaman bile ha burada söylemişsiniz gibi güzel çıkıyor ses. İnanın.
Birlikte bir şey söyler misiniz? Yarışmadan bir şarkı olabilir. Ne okuyalım Eylem beraber? Beraber ne okuyalım? Buyurun. Bilmem şu anda birden pat diye yarışmadaki olacak. Şarkıyı okuyun. Ne okuyalım? Emirkan. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim ara bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yeti kadar seni severim. Sen de. Söyle de yok yeterli bence. Emirkan biraz daha devam edebilir misin rica edeceğim. Çok senin güzel sesini söylüyorsun. Evet, duymak çok güzel söylüyorsun. Senin sesini duymak istiyoruz biz. Yeni albümden olabilir, eski albümden de bir şarkı olabilir. Bu şarkıyı devam edelim öyle. Buyurun efendim, buyurun mutlu olacağız. Bana ne gelecekse dünyanın sonu. Bitecekse bitsin artık hayat yolum. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım seninle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yeti kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsen sevgilim arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline. Ömrümün yetti eylem sana kuşluk yaparım. Bravo! Süper, süpersin. Hem biz burada hem de rejide herkes Emirkan seni alkışladı bu güzel yorumundan evet. Dolayı. Ben bir şey sormak istiyorum. Emirkan kaç albüm buyurun. Oldu şu ana kadar? Şu ana kadar 3 albüm oldu benim. En son albüm hangi firmadan çıktı, adı neydi? Sevgili Orhan babamızla yaptık, Orhan Gencebay'la Kervan Plak'tan çıktı. Aşk Adamı. Aşk Adamı. Canan Plak mı dedin? Efendim? Canan Plak mıydı? Hayır. Yok, Kervan Plak'tan. Şimdi Orhan Gencebay deyince tabii Orhan Gencebay'ın kendi firması var Kervan Plak ama şimdi un kapanında evet. O kadar çok firma var ki ben yanlış duydum. Özür diliyorum. Orhan Gencebay'ın firmasından mı çıktı Kervan Plak'tan? Evet. Aşk neydi adı? Aşk Adamı. Aşk Adamı. Evet. Gerçekten Emirkan, Aşk Adamı. Onu soracaktım. Aşk Adamısın. Aşk Adamısın. Muhteşem besteler yapıyor yani. Acayip güzel besteleri ve anında yapıyor biliyor musunuz? Anında böyle durduğu yerde mesela, pat diye melodilerle sözler. Emirkan bizim şu anki programımız için pat diye bir söz yazıp bir şey söyleyebilir misin? Söyler valla ben inanıyorum vallahi, ya. Aşk adam olarak. Düşünmem lazım. Düşün. Düşünmem lazım daha sonra söz sana yazar gönderirim bir şekilde. Oo, yazıp gönderecek. Tabii. Peki Emirkan gerçekten albümünün adı gibi aşk adamı mısın? Öyle sorayım. Herkesin içinde bir aşk vardır tabii ki de yani zaten hepimiz aşk insanıyız ama kimimiz daha fazla yansıtıyor, kimimiz az yansıtıyor. Tabii ki de şarkımdaki olduğu gibiyim, doğru. Ne zaman çıktı bu albüm? Bu albüm 2 sene evvel çıktı. 2 sene önce çıktı. Ama yenisine evet. Hazırlanıyor galiba. Peki, ben Emir öyle kancım, biliyorum. Şimdi Orhan Gencebay'ın tabii firması çok güzel bir firma. Önemli isimlere albüm yapmış bir firma. Orhan Gencebay'ın kendisini zaten hepimiz tanıyoruz. Evet. Ve programımızda saygıyla, sevgiyle anıyoruz zaman zaman. Muhabbeti hı-hı. Geçiyor. Peki Eylem'le birlikte bir şey olabilir mi? Hani yarışmadan sonra böyle bir düet şeklinde bir albüm olabilir mi? Var mı böyle bir şey? Düşünüyor musunuz? Zaten ben Eylem'in albümüne 2 tane şarkı hazırladım zaten. Evet. Birlikte bir şey okudunuz mu? Ama evet. Beraber eşlik edecek bana değil mi? Ama tabii ben eşlik edeceğim Eylem'e. Tabii evet, Eylem single'da. Albümünde eşlik edeceğim yani seve seve. Evet çok de. İstiyorum zaten böyle bir şeyi de konuşmuştuk yani da. Yani inşallah. İyi olacak Eylem için. Tek sözünde duran kişi Emirkan. Emirkan. Peki Emirkan en çok ilgilenen ve tam sözünde duran. Canım benim, ne demek. Peki. Peki o yarışma döneminde biraz gidelim. Bir Dilek Tut yarışmasına. Nasıldı birlikte yarışmak orada? Eylem'le nasıldı? Yani o günleri anlaştınız mı? Tartıştınız mı? O kulisteki... Benim zaten doğamda tartışmak yoktur. Ama Eylem zaten olduğu gibi görünen bir insan. Bir de yani ruhu kalbi çok demiş Eylem'in. Yani Eylem Türkiye'de bence birçok insandan, birçok sanatçıdan daha açık yürekli, daha temiz kalpli.
inşallah hak ettiği yeri bulacak. Zaten Allah birisine bir şey bahşettiyse Allah ona bir, yani bir şey bahşettiyse muhakkak karşılığını da verecektir. İnşallah önümüzdeki senelerde karşılığını alacak zaten bu yüreğinin, sesinin güzelliğinin, ruhunun güzelliğinin şeyin karşılığını alacaktır diye düşünüyorum. İlk kez yarışmada mı tanıştınız? Evet. Nasıl oldu? Peki yani. Siz nasıl bir araya geldiniz? Sizi yarışmanın yöneticileri, yönetmeni, sen Emir Kan'la çıkacaksın, sizin partnerin koçun o mu dediler? Öyle mi oldu? Öyle yoksa oldu. Başka tabii bir öyle seçmeye? Oldu. Yani kendileri eşleştirmişlerdi zaten. Ki ben de çok memnun oldum. İyi ki Emir Kan vardı. Çok efendi. İyi ki yani. İyi ki. Çok efendi, müşfik yönü olan bir yorumcumuz Emir Kan. Bunu... Ya muhteşem. Ya ben çok seviyorum. Bilmiyorum. Şimdi Emir Kan'la ilgili şunu söyleyebilirim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir anlamda da gayet de suskun, fazla konuşmuyor. Yarışmadaki tavırlarını özellikle takip beyefendi ettim. Beyefendi çünkü. Yani o beyefendi kimliğini uzatılan o tartışmalarda bir takım hani tartışmaya konu olacak konuşmalar esnasında fazla atılmadın, fazla konuşmadın. Biraz daha suskunluğu tercih ettin. O efendiliğinin, beyefendiliğinin getirmiş olduğu bir kimlikle konuştun. Bu bakımdan Amerikan'ı takdir ediyoruz. Sağ olun. Çok yarışmada en iyi uyum sağlayan çift bizdik zaten. Evet. Ses bakımından. Zaten Eylem yarışmada jürinin birincisi oldu. Halkın birincisi de sevgili Evren oldu ama tabii ki bazı şeyler var. Ben önümüzdeki geçen hafta, iki hafta evvel açıkladım ben bu programda. Bazı koçlar yarışmacıların diğer yarışmacıların kaderleriyle oynadılar. Çünkü dışarıdan desteklendiler. Büyük oy potansiyeli. Allah Allah. Tabii doğru söylüyor. Söyledim, merak biz de bunu geçen yarışmada açıkladık. Ve o destekleyenler zaten, yani o koçlar zaten kendilerinden utanıp zaten kaçtılar zaten izlediyseniz. İlk kez mi söylüyorsunuz bunu? İnsan hakkı yemek efendim. Çok ayıp bir şey. Bence de. Ama kısa zamanlı bir hak yemiş sayılır ama en büyük hakkı Allah verir. Allah diyor, o yüzden doğru. Eylem hakkını alacak diye düşünüyorum. İnşallah. Peki yani... Bu gayet yürekten ve samimi açıklamalarınız için Amerikan size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben sağ ol, bir şey gözlerinden öpüyorum seni. Bir şey soracağım. Ben de çok teşekkür ederim. Amerikan bir şey soracağım. Buyur. Ben eğer bir işin yoksa müsaitsen bu hafta cumaya kadar bir gün seni konuk etmek istiyorum. Şu anda İzmir'deyim. Dönecek misin? Yok, dönmüyorum. Artık yani çarşamba ve perşembe günleri canlı yayınlarım var. Canlı yayın derken? Cuma canlı yayınım var. Birkaç bir televizyon programında. Ha, konuk olarak gideceksin. Ama önümüzdeki haftalarda tamam. İnşallah şey yaparız. Tamam. Seni sözünü konuk de almış, almış olduk. Hı. Peki Amerikan gelecek diyoruz ve çok teşekkür ediyorum Eylem'le ilgili tamam. O güzel düşüncelerin, duyguların için. Bizi aradın, mutlu ettin. Ben de teşekkür ederim. Eylem, gözlerinden öpüyorum. Ailene çok ediyorum. Selam söyle. Sağ ol. Eşine çok selam söyle. Bir tane. İnşallah stüdyoda görüşeceğiz. İnşallah. Amerikancığım iyi günler. Ben ona Emirkan demiyorum. Emirkan diyordum. Emirkan diyorsun. Emirkan. Emirgan der gibi. Emirgan. Ya şimdi... Aslında Emirkan da hani komik olsun diye böyle Emirkan diye tıklıyordum. Şimdi ben açtığım zaman yabancı bir telefondan da arasam Emirkan deyince hemen beni tanıyor. Ben bu aramızda şifre oldu. 2002 senesinde çıkan bir albüm vardı. Zamana getirmişlerdi, hiç unutmuyorum. Ve radyoda da yayınlamıştım. Diyordum ki çok görüntüsü, efendiliği zaten fotoğrafına da yansımış çok bir yorumcumuz diyordum. Ve ilk defa burada telefonda konuştuk, sohbet ettik. İnşallah da kendisini bizim stüdyomuzda Türk TV ekranında seyircilerle buluşturacağız. Şimdi mesajlar var. Şöyle okuyalım. Sevgilerden programını zevkle ve keyifle izliyorum. Başarılar diliyorum. Eylem Hanım, sizce maxi single'ınız çıkınca karakterinizde bir değişme olur mu? Özlem bize bu mesajı göndermiş. Ben de soruyorum. Hayır tabii ki. Olmaz. Hayır kesinlikle. Bak oraya samimi bakarak söyle. Kesinlikle hayır. Ben olduğum gibi. Gözler ya ben diyorsun, istesen söyle. De değişemem. Ben böyleyim. Peki. Ben böyleyim. Onun dışında okuyoruz. Sevgilerden programınız çok güzel. Başarılar diliyorum. Ben Eylem'in amcasıyım. Canım kızım, senin şu hayatta başaramayacağın bir şey yok. Seni seviyorum. Amcan Hasan. Bak Hasan ben de amcana... ellerinden öpüyorum canım amcacığım. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra selam demiş. Ben Sivas Savaş Tepeliler ve kalbimdeki aşkım için sıradaki şarkıyı istiyorum. Çok seviyorum yazmış aşkını. Biz de bütün sevenler için, bütün aşıklar için... Bir şarkı yapıyorum? Söylüyorum değil mi? Bir şarkı söylüyorsun. Ben mikrofonumu uzatıyorum. Şöyle yapalım Eylemciğim. Ben senin hangi hareketli bir şarkı mı gelecek? Evet, hareketli bir parça geliyor. Ondan... Bu arada Cennet'i söyledik. Süleyman'a gitti. Kütahya'dan Süleyman'a gitti. Gitti. Her bütün Cennet severler için evet. Geldi. Sonrasında senin şarkından sonra ben hiç konuşmuyorum. Direkt iki de klibimiz gelsin. Nilüfer hoşuna gider mi? Ardından Ersin bir sevgilim olmalıyla burada ama önce Eylem. Dinliyoruz. Evet. We'll be right back.
önce bir usulü var. Dert etme aşk bulur kendi yolunu. Ellerimle kazmam ben kendi kuyumu. Bilmeliyim önce huyunu suyunu. Sonra çok önemli tenimizin uyumu. Dert etme aşk bulur kendi yolunu. Ellerimle kazmam ben kendi kuyumu. Bilmeliyim önce huyunu suyunu. Sonra çok önemli tenimizin uyumu. Bir gün bile geçer mi kıymetimi?
yeter mi? Seni ateşe atsam, bile bile canını yaksam, hoşuna gider mi? Bu seni çok güzel mi? Gözlerim kapalı, yüreğim yaralı. Sana yar olalım, ay benim hiç keyfim yok. Çekemem ki seni, sevgisiz birini. Sıcak ellerimi, ay bir tutan olmalı. Hem kalmaya gönlün yok, hem gitmeye bu sefer terk ediyorum. Gönlümde taht kuracak, gözleri can yakacak, canıma can katacak bir sevgili olmalı. Yalnız beni sevecek, bana değer verecek, yollarım bölecek bir sevgilim olmalı. Gönlümde taht kuracak, gözleri can yakacak, canıma can katacak bir sevgilim olmalı. Yalnız beni sevecek, bana değer verecek, yollarım bölecek bir sevgilim olmalı. Gözlerim kapalı, yüreğim yaralı. Sana yar olalım, ay benim hiç keyfim yok. Çekemem ki seni, sevgisiz birini. Sıcak ellerimi, ay bir tutan olmalı. Hem kalmaya gönlün yok, hem gitmeye bu sefer terk ediyorum. Gönlümde taht kuracak, gözleri can yakacak, canıma can katacak